Merhabalar, ben Caner Topçu. Merhabalar, ben de Rabia Soytürk. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Bugün buradayız sizler için. Önce sen bakalım. Tamam. Direkt pasa basmam peki. Bu hiç benlik bir soru değil ama cevaplayayım. Bize bir yatırım tavsiyesi verseniz bu ne olurdu? Yapmayın. Rabia, sorum sana. Hiç seni ilk görüşte etkileyen biri oldu mu? Ne seni çok etkiler? Hiç beni ilk görüşte etkileyen biri olmadı. Mimikler beni çok etkiler. Yüz ifadelerim. Yani bu işim nasıl olacak bilmiyorum ama Caner'im, Kastamonluymuşsun. Geliyor musun buralara? Geliyorum. Bir espri yapacaktım da. Yapma, şey var. Çok espri saklayalım onu. Ne olur yapmasın. Şey var bizde, tabelalar var Kastamonu girişlerinde. Dep dep i̇şte, mi? İşte taş düşebülü, ay çıkabülü. Bu şaka değil ama, bu değil şaka. Setten 3 kişiyle aynı evde kalsanız kimle kalırdınız? Anlaşarak cevaplayalım bunu. Çünkü ikimiz de 3 kişiyle beraber kalacağız şimdi. Hayır, sen... Ayrı ayrı olmaz ama. Nasıl yani? Hepimiz kalmıyor sen, muyuz ben, o evde? Sen, ben, 3 kişi daha mı olacak yani? 2 ev mi var? Bak, öncelikle Burak olsun. Burak çok titiz. Aa, ve böyle şey. Evet. Bora olsun. Bora olmasın ya. Olsun ama mangal çekim. Yakıyor ve güldürüyor. Tamam, hani Burak Bora olsun. Tamam. Bora mangalı yapar, güldürür. Burak temizler. Temizler. Sen ben yerim. Ben ne yapacağım? Sen ne yapacaksın? Bul kendine bir görev. Korkutacak mıyım ben? Bulaşıklara geç. Bilmiyorum. Üçüncüyü düşünemedim. Üçüncü kim olabilir? Ali Hoca'yı alalım ya. Ali Hoca'yı alalım. Ali Hoca olsun. Tamam. Setteki taklitlerinizi yapar mısınız? İlk önce sen benimkisini sen yap. Sen yap. Hayır, ilk önce sen benimkisini yap. Tamam, ben yapıyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Önce Caner, kanat ekim mi yapsam acaba? Ekim. Tanımadığın insanlar öyle dik dik bakmamalısın. Sende de bir şey vardı ya, onu unuttum ben. Ne dediğini unuttum. Şöyle bir şey yapıyordun ya. Neydi o? Ha, diyelim ki. Diyelim ki öyle. Ne yapacaksın şimdi? Küçük civciv yargı dağıtıyor. Caner'e şöyle aşağıdan yukarı bakıyorum. Diyelim ki öyle. Caner de bana şöyle gülüyor. Tamam, ben senden. De. Birbirinizin numarasını ne isim ile kaydettiniz demiş. Ben Caner Kanat. Ciddi misin? Ben de itiraf edeyim şimdi. Biz set başlamadan önce 3-4 hafta önce tanıştık. Sonra. Çok önceden tanıştık. Ben herkesi şey diye kaydettim. İşte duy beni. Rabia DB. Duy beni de değil. Ve Ali Hoca, Ali Hocam duy beni diye kaydetmişim. Bir gün diyor ki bu ne, bu bir çağrı mı diyor. Yardım mı istiyorsun? Seni ama Caner Kanat diye kaydettim. Değiştireceğim söz. Kalsın ya. Güzel hatıralar bence. Bilmiyorum. Sorum ikinize. Nasıl bir öğrenciydiniz? Lisede unutamadığınız bir anınız var mı? Ya ben çok çalışkan değildim lisede ama hiç zayıf da getirmezdim. Şöyle bir enteresan bir şey anım var. Ben meslek lisesinde okudum. Çok büyük bir okuldu. 3000 tane şey vardı. Öğrenci vardı. 2500 erkek ve 500 kız olmak şeyiyle beraber. Çok korktum böyle okulda. Full erkek olacak. Hep testosteron falan. Ama sınıfa girince şöyle bir şeyle karşılaştım. 28 tane kız vardı sınıfta, biliyor musun? Senden mutlusu yoktu be. 10 tane erkek vardı. Öyle bir cevaptı ki. Garipsedim yani, anladın mı? Mutlu bir anı. Ya mutlu bir anından ziyade şey bekliyorsun ya, meslek lisesi ve bütün herkes erkek falan bekliyorsun. Ya şey, okuldaki en fazla kız çoğunluğu bizim sınıftaydı. Öyle söyleyeyim. Lojistik. Lojistik, evet. Benim yoktu. Çok da iyi bir öğrenci değildim. Öğretmenlerim beni çok iyi hatırlamayabilir. Ama izlemeye devam etsinler. Arkadaşının sevgilisini başka biriyle sarmaş dolaş görsen arkadaşına söyler miydin? Direkt bu arada. Söylemez miydin? Ben de söylerdim herhalde. Söylerdim ya. Çok ayıp. Ama ilk önce bir yanına giderdim yani. Hani. Bir giderdim. Hayırdır derdim yani. Bir önceden ayır verip korkuturdum onu. Yani bir ne yapıyorsun? Köşeye döndüğüm anda telefon. Evet. Ben de öyle yapardım. Gitmeden belki bir fotoğraf çekme. Şöyle geziden. Bütün planımı anlattım ama ayınlamıyorum. En son ne zaman kiralıkaya baktınız? Ben her gün bakıyorum. Çünkü çok seviyorum. Hobim o benim. En sevdiğim şeydir. Boş zamanlarımda sette beklerken bakarım hep. Kiralık, emlak, konut. Benim de öyle herhalde ya. Covid'le başladı bu arada. Ben hani çok böyle seviyorum bu arada ya. Artış sağlayınca ben de böyle arabalara falan çok bak. Taşınacağım var mı? Değil öyle. Yani. Mesela biri ev arıyorum dedi, ben bakarım diyorum mesela. Sen dur, ben hallederim diyorum. Ben 2 gün attım sana diyorum işte. Kendim için değil, herkes için yaparım bunu. Doğrusunu bildiğiniz yalanları dinlerken ki surat ifadenizi alabilir miyiz? Bu mudur? Hafif mide bulantısı. Yazık be. Şöyle alta doğru. Evet. Evet, anlat. Evet. Sen anlat, sen seversin. Sana daha sık sorulmasını istediğin bir şey var mı? Saçların kendi rengin gibi basit bir şey de olur. Ya ben nasılsın sorusunu çok seviyorum ya. Yazık bana. Ne acınası bir kızım. Sana nasılsın deyin ya. Ben çok severim böyle. Herhangi bir yere gittiğimde böyle ilk soru nasılsın olunca çok hoşuma gidiyor. Nasılsın kelimesini de çok severim. Nasılsın? Geçti artık.
Ben bunu geçeyim ya, yok herhalde bende. Yok mu? Egolu insanları tahammül seviyenizi 1 ile 10 arası puanlar mısınız? Sizin sektörde de çok vardır deyip gülmüş. Bize bir şey mi demek istemiş? Yok, bize bir şey dememiş herhalde. Ben pas. 6 derdim herhalde. Tanıştığınızda bıraktığınız ilk izlenim neydi? Senin bendeki ilk izlenimin kelimeyle ifade etmek gerekirse pozitiflik diyebilirim. Pozitif. Ben de Rabia'yı çok samimi buldum. Çok samimisin, içtensin. Bu sahnelerimize de yansıyor bu arada. Anlaştığımız gibi. Kendinize arkadaş olsaydınız gıcık olduğunuz huyunuz ne olurdu? Ve çok tatlısınız deyip kalp emojisi atmış. Yok herhalde ya. Geçen de bunu konuşmuştuk ya, yani böyle bir... Ya benim inadım ısrar. Yani ısrarcıyımdır yani. Arkadaşlarıma çok ısrarcıyımdır. Bu huyumu bırakmam gerek. Bir yere gitmek istiyorsam zorla dalavere çevirerek giderim. Gelmiyorlarsa oraya giderim, fenalaştığımı söylerim. Çağırırım. O benim aklıma geldi. Ben trafikte herhalde ya. Trafikte çok sinirli oluyorum. Çok ısrarcıyım. Bunu bırakmam gerekiyor. Ben hayır demeye bilmediğim için onların da bilmediğini düşünüyorum ama... Kendi tecrübelerinizi düşünüp bize bir ilişki tavsiyesi verir misiniz? Vermem arkadaşlar. Kendi tecrübelerimi düşünürsem size bir ilişki tavsiyesi veremem. Verecek olsaydım ilişkim olurdu. Size benden hiçbir şey çıkmaz. Yani sabır diyebilir miyiz belki de bilmiyorum. Sabır ve sadakat diyebilirim. Evet. İşte. WhatsApp'ta dedikodu grubunuz var mı? Çok tatlısınız. Teşekkürler. Siz de öyle. WhatsApp'ta dedikodu grubum var mı? Yok. Benim herhalde bir tane mi ne grubum var. O da bizim dizi kardeşim. Duy beni. Evet. Onun dışında yok yani. Benim var ya, kızlarla var tabii ki de. Bir iki. Kimin dedikodusunu yapıyorsunuz? 4 kişilik bir yakın arkadaşlarım grubum var. Dördümüzün de dedikodusu dönüyor orada. Yani kimin değil. Birbirimizin bile dönüyor. Sıra bende ama. Evet. Bir daha olmaz. Rabia insanları renklere benzettiğini söylemişti. Acaba kendisini hangi renkte görüyor? Sizi çok seviyoruz. Kalp atmış. Teşekkürler. Toz pembe. Toz pembe. Şarkılarını yorum toz pembe olarak. Severim toz pembeyi de bu arada. Bebek mavisi de güzel. Sıfatlı renkleri çok severim. Bir karakter olur. Seviyorum. Sıra sende. Başka. Bu tarafta vardı herhalde. Aa, bana da koymuşlar. Bir su arasın. Jelibon sevdan nereden geliyor abişim? Jelibon sevdam nereden geliyor? Herkesin bir takıntısı vardır. Benim de jelibon enerji verdiğini düşünüyorum. Kemiklerime iyi geldiğini düşünüyorum. Fazla övmeyeyim ama seviyorum ben. Sette iyi gidiyor. Öldürülmez ama süründür dediğim bir şey. Diyetteyken karşında hamburger yenmesi gibi demiş. Bu arada bu öldürür yani. Yok. Aa. Ya ben onlara hiç takılmam bu arada yani. Çok diyet yaptım. Tatilde değil, çalışıyorken tatil storylerini izlemek. Evet, süründürüyor bu arada. Evet, o olabilir. Bunu çok konuşuyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalıştığım için. Yanmışsın böyle çok sıcak. Orada diğeri Alaçatı'da, denizde. Görüyoruz bunları. Not alıyoruz. Sen benim cevabımın üstüne kondun bu arada. Ama evet, dedim ya bu ara bizde de öyle. Yani sürekli tatil storiesi izliyoruz herkesin. İkinci kez çekiyorum bu arada. Duyduğunuz veya kullandığınız en iyi geç kalma bahanesi nedir? Ben sürekli geç kalıyorum ya. Bak şeyde kendinizde en gıcık olduğunuz şeylerden bir tanesi bu olabilir bende. Çok geç kalıyorum. Bahanem yok aslında ama hep saatinde uyanıyorum. Ener'in hazırlığı uzun sürüyor arkadaşlar. Hazırlıkta yani. Sürüyor şimdi, yalan yok. Saç makyajı sürüyor, bayağı sürüyor. Arada böyle birer bahaneler yapabiliyorum işte, çamaşırımı asıyordum. Ya da işte bulaşıkları işte yıkıyordum falan gibi biraz bahaneler vardı. Yani benim bahanem yok yani, ne yalan söyleyebilirim ki artık. Yani sürekli yalan mı söylüyorsun? Yalan söylemiyorum artık, yalan söylediğimi bildikleri için. Yani geç kalıyorum yani, kaldım işte diyorum mesela, bir de yüzsüz gibi, ne yapayım diyorum. En son dilinize takılan şarkıyı mırıldanır mısınız? Sefo res 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 alayına res res res. Bu saçma mı bu yani? Saçma değil, seviyorum ben bu şarkıyı da. Ama o şarkısı saçma ama takılı dilime yani, gidiyor. Bize de martılar olabilir mi ya? Ama şey de olabilir. Birden geldin aklıma. Yakıverdin ışıkları. Hayret ettim. Durdum burada, sesimiz oynanmadı çıkacak. Söyleyeyim ama böyle her yerde. Benim oynandı mı sesim? Gayet kendi sesim. Söyleyeyim mi? Arkaya Tarkan'ı koymadılar mı? Tam söylemiyorum. Normalde söyleyecektim Rabia ama. 20 oralara editler dolaşır gibi bizim çıkamadığımız o detonelerde. Bizi ikinci bölüme beraber inanılmaz ses getirdi. Böyle popüler bir iş haline geleceğini düşünüyor muydunuz? Ne hissettiniz? Vallahi ben düşünüyordum ama bu kadar düşünmüyordum. Ben de. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Yani çok güzel ve farklı bir iş çıkardığımızın farkındaydım. Ve farkındaydık ekipçe ama... Bu kadar tutulup sevileceğini özellikle sosyal medya tarafından beklemiyordum açıkçası. Ne hissettin peki? Mükemmel. Evet, gurur verici yani. Evet. Şaşırıyorum ama her sabah şaşırmış uyanmıyorum yani. Her şey çok güzel. Tuttu. Güneşim doğdu. Tık diyorum, güneşim tuttu. 3 tane kalmış ve böyle bir şeyler yapıyoruz. Aynen öyle. Rabia hayatında biri varsa göz kırp. Bitene kadar böyle kalır. Bakıyorum şimdi. Bant var mı?
Şurada arıyor mu şuraları tutturalı? Hiç otelden şampuan veya saç kremi aldın mı? Evet. Ben yaptım ama ben şeyde yapmıştım bu arada. Turnedeyken, şimdi isim vermeyeyim de, bir otelin şampuanlarını çok seviyordum. Farklı otele giderken onun şampuanlarını aldım. Oteller arası change yaparken. Ben de aldım otel, yazın otelden çıkarken. After'a kalacaksam after'ın orada duşakabinde saçımı yıkarım, otele geri dönmem diye aldım çıkarken. Hep bunu yapıyorum yani genelde. Son soru. Hadi gel beraber çekelim son soruyu. Hadi ben biraz yukarı çıkardım. Benim fikrimi ne kadar akıllıcaydı bilmiyorum. Beraber çıkardık son soruyu. Rap dünyasında favorileriniz kimler? Yani benim bir Sagopa sevdam vardır. Severim Sagopa'yı. Evet ben de severim. Ama şu an günümüzde çok, mesela arabada giderken dinlediğim Sefo'dur. Sagopa'nın yeri ayrı ama şu an arabada giderken ve evde Sefo ezen gidiyor yani. Ilık ılık dinleniyor. Süper. Sorularımız bitti. Çok, arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz sorularınız için. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Umarım güzel cevaplar vermişsinizdir. Görüşmek üzere.